gezimiz 3. gününde tüm coşkusuyla devam ediyor. Şu anda Cleanfix firmasının standındayız. Yanımızda firmanın genel koordinatörü Helin Hanım var. Evet Helin Hanım, öncelikle şunu sormak istiyorum. Fuar nasıl gidiyor? Talepleri karşılıyor mu? İlk defa Gazi Emir'de gerçekleşiyor bu fuar. Fuar hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum ben de. Gazi Emir'de böyle bir fuar alanının yapılması gerçekten Türkiye için çok önemli bir durum. Hani istiyoruz ki ne her yerde bu böyle bir fuar alanımız olsun. Bunlar yapıldıkça da biz Avrupa standartlarına herhalde ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Buradaki fuar ise gerçekten güzel. Hani sizler de görüyorsunuzdur, belki diğer firmalardan da duymuşsunuzdur. Yoğunluk güzel. Her zaman olduğu gibi bizim standımız çok ilgi görüyor. Çünkü dünyada tek bir ürün, burada yeni bir ürün diye görülüyor. Aslında ben bugün şunu sormak istiyorum. Şu anda görmüş olduğumuz bu makine hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Tarım aletlerini temizleme makinesi olarak biliyorum. Tabii ki siz düzeltin yanlışsa. Çiftçiye ne gibi katkısı var bunun? Hani çiftçiler neden bunu tercih etsin? Tarım aletleri ne gibi avantajlar sağlıyor? Kesinlikle bu ürün bizim ekmek teknemiz diyoruz. Nasıl tarımda çiftçilerin ekmek teknesi, traktörleri ise, motorları ise o da bizim ekmek teknemiz. Biz bunun traktörler için ya da çiftçiler için gerçekten bulunmaz Hint kumaşı diyoruz. Hani onlara o kadar çok fayda sağlıyor ki ben nasıl kendi arabam varsa onu bakıma götürürüm, servise götürürüm, ihtiyaç ne varsa onu alırım ya da bir ürün. Hani nereden tasarrufu yapıyorsa onları düşünürüm, ona göre alırım. Bizim ürünümüz ise Cleanfix Fan ise aynı şekilde traktöre çok fazla fayda sağlıyor. Ve insanlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu ürün dizel araç gibi düşünülmeli. İnsanlar neden benzin ya da dizelli aracı tercih eder? Dizeli tercih ediyorlar ki daha az yakıt yaktıklarından dolayı işlerinde kullanıyorlar. Bizim ürünümüzde direkt olarak hani dizel görevinde görülüyor. Bu ürün kullandıklarında ayda kullanılan makineye göre 2500 TL sadece yakıt tasarrufundan para kazandırıyor çiftçimize. Yani birinci unsur burada yakıt tasarrufu diyebiliyoruz. Doğru. İkinci unsur ise makinede motorun ömrünü uzatıyor. Neden? Şimdi makine her zaman rahat çalışıyor. Ben bunu her zaman şuna benzetiyorum. İnsanların mesela diyelim ki burnunuzu kapattığınızda ne kadar nefes alabilirsiniz? Ya da sigara İçen bir insan ne kadar nefes alabilir, ne kadar koşabilir? Ciğeri kapalı olan bir kişi. Bizim ürün makinenin ciğerini açıyor. Nasıl? Bunlar, fanlar normalde emiş yapar ve radyatörün önünü tıkarlar. Tozla, toprakla, samanla, çöple. Bu tıkandığından dolayı fan motordan daha fazla güç çeker ve bir kere makine güçten düşer, çekişten düşer. Ve daha sonra da nefes alamadığından dolayı motorda hararet oluşuyor. Yani araç harareti gösterir ve hararet yapar. Bu hararet olduğunda bir, makinenin ömrü gitmiş olur. Zaten çok büyük bir maliyet çıkar. İki, makineyi kullanamayacak motorunu. Bakıma götürecek, servise götürecek, tamire götürecek. Çok büyük rakamlarla uğraşacak. Ama bu fan ise ciğeri temizlediğinden dolayı, radyatör temizlediğinden dolayı makinenin motorun ömrünü uzatıyor diyoruz. Bu da ikinci unsur, en büyük unsurlardan biri. Makinaların nefes borusu diyebiliriz aslında bir baktığımız anlamda. Doğrudur. Bununla birlikte çok rahatlıkla nefes alıyor makinaları. Şunu da sormak istiyorum. Hani piyasadaki ekonomisi nedir bunun? Çiftçiler alabilecek cüzi rakamlarda mı? TL olarak söylemesek yalnız. Hani genel olarak piyasa değerlendirmesi yapmanızı isteyeceğim. Biz ürünümüze hiçbir zaman pahalı demeyiz. Ürünümüz pahalı değil. Kesinlikle. Çünkü bu arkadaşlarımız aldıkları traktörler fiyatlarına baktıklarında 100.000 TL daha üzeri eurolarlı makinalar alıyor. Onun için de bu 4.000-5.000 TL inanın hiçbir şey değil. Neden? Çünkü makinenin ömrünü uzatıyor. Çünkü neden? Bir ay sonra parası cebinde ve diğer her ay bu parayı kazanıyor. Hani düşünsenize, ben siz bana şimdi 4.000 lira para vereceksiniz ya da 5.000 lira para vereceksiniz. Diğer ay, 2 ay, 3 ay sonra bu parayı kazanacaksınız. Ve daha sonra sürekli bu para cebinizde kalacak. Ben niye bu ürüne pahalı diyeyim? Çoğu insan bu bilince geldiğinde bu ürünü alıyor. Aldıklarında, kullandıklarında hepsi geliyor tek tek teşekkür ediyor. Gerçekten harika bir ürün ve biz diğer makinalarımıza da bu ürünü istiyoruz diyorlar. Efendim bu güzel ürünü bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum şimdiden.